Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Piyasaları konuşmaya değerlendirmeye her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Altını, doları, gümüşü, kripto paraları, borsayı ve fırsat coinleri konuşacağız arkadaşlar. Bugün çok önemli haber akışları düştü. Dünya piyasalarını derinden etkileyecek haber akışları geldi arkadaşlar. Nedir o? Covid'de yeni bir varyant tespit edildi. Ve bu varyantla beraber Avrupa'da yeniden kapatmalara gidilmeye başlandı. Bu panikle beraber tabi kripto paralara satış geldi. Altın yavaş yavaş böyle başını kaldırmaya başladı dünya piyasalarında. Arzı sınırlı varlıkların yukarı yönlü hareketi artmaya başladı diyebiliriz. Gerçekten bu varyant dünya piyasalarını derinden etkileyebilir. Amerika'da işleri tersine çevirebilir. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Dolar TL tarafında konsolide süreci bitmiş gibi duruyor. Bugün önemli haber akışları vardı iş tarafta. Tekrardan yukarı yönlü hareketler maalesef başlamış durumda. Oraya da bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her videoda bir hediye etkinliği yapıyoruz. Bu videoyu beğenip aşağıda bir tane yorum bırakan takipçilerimiz arasından bir kişiye 200 TL değerindeki Tether'ı hediye olarak göndereceğiz. Geçtiğimiz videonun kazanan kişisi şu an ekranlarda duruyor. Ben aşağıya mail bilgilerimi vesaire koydum. Göndermesi dahilinde hediyesini alabilecek arkadaşlar. İsterseniz şöyle haber akışlarıyla başlayalım. Bugün neydi o haber akışı iç taraftaki? Dünyadaki böyle biliyorsunuz Osman Kavala davası var. Ve bu dava yaklaştıkça Avrupa ülkelerinden vesaire böyle açıklamalar geliyor. Dünyanın yakından takip ettiği bir dava. Dolar TL'de tabi bu davaya odaklanmıştı. Zaten yükseliş trendi devam ediyor ama böyle işte bu tarz haber akışlarında bu tarz beklentilerde bir satış geldiğini gördük. Her zaman ve Osman Kavala'nın da oy birliğiyle tutukluluğunun devamına karar verilmiş durumda. Dolar TL'de tabi hemen yönünü yukarı doğru çevirdi. Zaten yukarı yönlü trend devam ediyor arkadaşlar ama bu tarz haber akışlarında işte tuzu biberi oluyor diyebiliriz. Diğer bir haber akışı ise arkadaşlar, evet, dünyada yeni bir varyant tespit edildi dedik. Nedir bu varyant? Kara Cuma diye işte böyle haber akışlarında geçiyor. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü böyle acil bir şekilde toplantıya toplanmış durumda. Ve Güney Afrika bölgelerinde hızla baskın hale geldiği söyleniyor arkadaşlar. Bununla beraber tabii ilk etapta kriptolara bir satış geldi. Panik satışı. Altın ise başını kaldırdı. Şimdi tabii böyle bir virüsün çıkması, hani geçtiğimiz dönemlerde tabii hani Covid'in ortaya çıkması, Covid'in patlak vermesi 2019 Mart ayında bence en kötü senaryoydu. Bundan daha kötüsü olabilir mi? Olabilir. Ama dünyada biraz böyle Covid'e artık alıştı. Hani tabii tamam yeni bir varyant, ne olacağı belli değil. Belki tüm aşılar çöp olacak. Bir anda her şey yeniden başa dönecek. Ama dünyada artık insanlar böyle salgın hastalığa bir tık alışmış durumda. Buna piyasa yapıcılar da alışmış durumda. Buna yatırımcılar da alışmış durumda. İlla ki panik satışları oluyor. Ama bunların ben çok da böyle kalıcı olacağını düşünmüyorum. Geçici trendler oluşturabilir kripto para tarafında, altın tarafında. Ama hepsi asıl trendine devam edecektir. O yüzden panik satışlarından bir kere uzak durun. Peki varyant ortaya çıktı. Bunun hiç mi risk yok? Var arkadaşlar. Nasıl bir risk var biliyor musunuz? İlla ki borsalarda satış gelecektir. Hani bu satış gelen haber akışlarına göre değişir. Bunu belirteyim. Alım yapmak için acele etmeyin ama düştükçe de böyle borsalarda vesaire böyle ufak ufak toplanabilir. Bu virüs neyi etki edecektir biliyor musunuz? Amerika'da biliyorsunuz bir enflasyon furyası başladı. Amerika'da da işte enflasyon oranı 6,2'ye kadar çıktı. Tüm dünyada enflasyon oranları artmaya devam ediyor. Şimdi Fed son yaptığı açıklamalarda şunu dedi. Biz gelecek yıl Haziran aylarında faizi artırmaya başlayacağız deniyor. Çünkü Amerika'nın beklediği şekilde enflasyon geçici olmadı arkadaşlar. Enflasyon artmaya devam ediyor. Bu enflasyonu önlemek için de Fed faiz artırmak durumunda. Fakat Covid'den dolayı bir türlü faiz artırımına gidemiyordu. Çünkü piyasayı sıkmak istemiyordu. Piyasayı sıkarsanız bir yerde patlak verir. Bu kadar sıkılaşma, bu kadar önlemden sonra piyasaları sıkmak istemiyordu. Şimdi yeni bir varyantın ortaya çıkması Amerika'da işleri tersine döndürebilir. Gelecek yıllarda Haziran aylarında başlanacak faiz artırımı daha da ertelenebilir. Eylül aylarına veya da 2023'e veya da daha başka aylara, yıllara. İşte bu da büyük bir risk oluşturuyor. Amerika'da faizler kalıcı olabilir. Enflasyon kalıcı olabilir. Eğer ki Amerika'da enflasyon kalıcı olursa dünyada kalıcı olur arkadaşlar. Bu da çok büyük bir risk oluşturuyor. Gelişmekte olan ülkeleri çok büyük baskılar arkadaşlar.
Yani para birimleri değer kaybeder. Buna biz de dahiliz. Türkiye de dahil. Dünya piyasaları derinden etkilenir. O yüzden yeni bir sürece girmiş olabiliriz. Yani bu varyantın ilerleyen zamanlarda nasıl ilerleyeceği çok önemli arkadaşlar. Finansal piyasalarda her şey baştan aşağı değişebilir. O yüzden çok çok yakından takip etmek durumundayız. Hemen dolarla başlayalım. Dolar tekrardan yönünü yukarı çevirdi dedik. Anlık 12.50'ye kadar yükselmiş durumda. 12.62'yi de görmüş. Yine oynaklık aşırı derece artmaya başladı arkadaşlar. 12.80 tabii çok önemli. Pardon, 11.80 tabii çok önemli bir destekti. Buradan döndük. Hani benim için 11.20 çok önemli. Ne için? Hani böyle çok olumlu haber akışlarında. Nedir bu? İşte Merkez Bankası politika değişikliğine gider. Ya der ki dolar TL çok değer kaybediyor. Biz bunu kaldıramayız. Gelen zamlar şunlar bunu kaldıramayız der. Politika değişikliğine gider. Faiz artırmaya başlarsa 11.20 destek hattımız olur. Yani oralar görülecek ilk destek hatları olur arkadaşlar. 11.20 altına ben çok fazla bir kapanış beklemem. Altındaki iğnelemeler olabilir ama beklemem. Dediğim gibi bu da hani Merkez Bankası bir politika değişikliğine gidecek ki o zaman gelebilecek bir destek hattı. Şu anlık gelmesi mümkün mü? Hani bu faiz oranlarında faizler düşürülme hala söylemleri devam ederken çok çok zor. Diğer bir risk ise zaten dolar endeksi artmaya başladı. Bakın yeni bir varyant çıktı. Ayrıca gelişmekte olan ülke para birimleri daha yeni yeni ralliye başlıyor. Güney Afrika randından tutun Meksika pesosuna kadar. Bakın bu para birimleri 2-3 senedir değer kazanıyordu. Bu para birimleri değer kaybediyorsa bir de bu ülkeler faiz artırıyor şu anlarda. Biz bir de faiz indirimine gidiyoruz. Yani dolar TL'nin geri gelmesi için çok fazla bir sebep yok arkadaşlar. Yukarı gitmesi için onlarca sebep var ama geri gelmesi için şu anlık çok da bir sebep yok. Ve bu yüzden ben dolar TL'de yeni bir zirvenin görüleceğini düşünüyorum. Hatta oynaklık o kadar arttı ki bakın 13.20 görüyor kur. Bir saat sonra 12 liraya görüyor. Yani 1 lira 20 kuruş hani böyle 1-2 saat içerisinde oynayabiliyor. Bu da arkadaşlar belirli rakamlar geçildikten sonra bakın her zaman uyarıyoruz. Dolar kontrolden çıkabilir diye. Çünkü belirli rakamlar geçildikten sonra üstü boş. Destek direnç yok. Yani alabildiğince gidebilir. Oradaki alıma satıma göre işte FX tarafında veya da TL'yi ne kadar fon shortluyor, açık pozisyonu var vesaire. Gelebilecek olumsuz haber akışları savrulabilir. Bakın 13.80 üzerinde kapanışlarda bu savrulma daha da artabilir. Hani maalesef 15, 16, 17 ile çok hızlı bir şekilde gidebilir. O yüzden dolar TL'de dikkat etmemiz gereken bölgelerdeyiz. Ve maalesef 11.80 destek hattımız. Hani aşağıda çok olumlu senaryolarda 11.20. Hani şu anlık beklemiyorum ben ama orası da bir destek hat dediğim gibi. 11.86 şu anlık zor ve maalesef dolar TL kademeli olarak 12.80 13.20 aralığına doğru tekrardan çıkış gözüküyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hemen buradan altına geçelim. Altın tarafı arkadaşlar şimdi satışlar gelmişti hatırlarsın. Son çektiğimiz videoda şunu dedim. Bakın burada takıldı. Hani şöyle 1810'lara doğru bir geri çekim yaşanabilir demiştik ama daha da alt geldi. 1780'lere kadar bir tık daha altına indi. Ama şu anlık tabii böyle bir varyantın ortaya çıkması vesaire. Hani altında artık son hareketler bunlar arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani buralarda belki birkaç hafta daha takılabilir veya da bir süre daha. Ama gideceği yerler belli. Yeni yeni zirveler. Tabii öncelikle hani şöyle bir 2000 dolarları, 1950 dolarları doğru ben çıkışın devam edeceğini düşünüyorum. Belki 2021 Aralık ayı zamanında böyle sonlara doğru belki de 2022'nin ilk çeyreğinde bu hareketler yaşanacak. Daha da yukarılar gelecek. Altında ons altında yeni zirveler de gelecek. Ama şu anlık hani kısa vadede bu tarz beklenti içerisinde olabiliriz. Ve bakın şu çanağı orta vadede tamamlayacak. Yani 2022'nin ilk çeyreğine kadar. O da neredeyse 2070 dolarları işaret ediyor. Peki kısa vadede ne bekleyebiliriz? Ons altın tarafında. Ons altın tarafında ben şu 1770 desteğin çalıştığını düşünüyorum. Ve buradan tekrardan dönüş aldık. 1830 ve 1850 ilk hedefimiz kısa vadede diye düşünüyorum. Gram altın tutulur mu? Tutulur arkadaşlar. Bakın 680'den çok güzel destek aldık. Son videoda buranın destek olduğunu söyledim. Altında kapanış gelmeyecektir. Tekrardan 780 ve 800 TL aralığı hedef diyebiliriz. Şöyle bir de günlükten indikatörlere bakmak istiyorum. Evet görüldü. RSI zaten 70'in üzerinde yeni zirveler istiyor. MACD'de herhangi bir dönüş yok.
Ve gram altında maalesef yükseliş hareket devam edecektir. Hemen buradan gram gümüş TL'ye bakmak istiyorum. Gram gümüş TL 9 hatta 8.90'lardan çok güzel bir destek aldı. Burada da oynaklık çok fazla 10-20-10-30'lara kadar gittik. Ben tutmaya devam ediyorum. Benim hedefim var 13.50. Bu hedefi uzun zamandır söylüyoruz. 6 liradayken söyledik. 4 liradayken bile bu hedefi 2021-2022 için söylemiştik. Tabii o zamanlar çok uçuk geliyordu ama şu an bile bu hedefe ne kadar yaklaştığımızı görebiliyorsunuz. 10 liranın üzeri test edildi. Şu anlık kısa vadede şunu söyleyebilirim. Burada da bir dönüş işareti var. Hem dolar TL kaynaklı hem de gümüş dolar kaynaklı. 8.80'ler bir destek hattımız. Hani buranın üzerinde kaldıkça ona doğru tekrardan çıkış hareketi devam edecektir. Gram gümüş TL'de. Hani kısa vadeli trade edenler için bunu söyleyebilirim. 9'da doğru yaklaşmalar alım fırsatı. Hani kısa vadeli trade edenler için 10-10-20 aralığı belki kar alma noktası olabilir. Ben kendi adıma uzun zamandır elimde tutuyorum. Ve 13.50 hedefimi bekliyorum. Gümüş tarafında hemen buradan borsaya bakmak istiyorum arkadaşlar. Borsa tarafında da bugün satışlar vardı. Çok normal. Hem işte bu Osman Kavala davası hem de bu işte yeni varyantın ortaya çıkması. Hani şu 1680-1690'lara doğru belki bir satış gelir diye düşünüyorduk ama çok da bir satış gelmiyor. Hani 1740-1720 aralığı önemli bir destek attı. Buranın altına çok fazla inmeyebiliriz. Onu belirteyim. Hani dolar yükseliyor, borsa düşecek vesaire bunları unutun arkadaşlar. Dolar yükseliyorsa borsa daha da yükselecek. Yani bunu ben size anlattım daha önceden de. Yabancı yatırımcının getirdiği para, getirdiği döviz, getirdiği yabancı para birimi bizim ülkemizde daha fazla TL yapıyor artık. Ve getirdiği parayla daha fazla hisse alabilecekler. Tabii hani dolar çıkıyor diye de tüm şirketler battı vesaire diye kaliteli şirketler de var. Hisseler de var. Bunları yabancı yatırımcı görüyor ve giriyor. Borsada o yüzden yukarı gitmeye devam edecek. Peki benim tavsiyem ne olabilir? Ben gıda hisselerine yöneldim. Tat gıdadan bahsetmiştik. Ne kadardı? Bahsettiğimizde 8 liraydı. 11.90'ı görmüşüz. Yükselişin ben devam edeceğini düşünüyorum. Yeni yeni zirveler bizi bekliyor. Tat gıdada. Bakın burada da çok güzel prim yaptık. Tukaş aynı şekilde şurada ben size bakın hareketin son noktalarına geldiğimizi belirttim. Şöyle günlük grafikte göstermek istiyorum. Şöyle bakın çok güzel destek attı. Buradan çok güzel destek aldı. Burayı kırdık. Bakın burada tekrar bir onaya geldi. 7.70'te falan. Yükseliş devam edecektir. Ben edeceğini düşünüyorum. Ya burada da hareket yeni yeni başlıyor. Yukarıda çok güzel rakamların gelebileceğini düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Bir sürü gıda hissesi var. Açın bakın arkadaşlar. Ben şu anlık bunları takip ettiğimi söyleyebilirim. Hemen buradan Bitcoin'e geçmek istiyorum. Evet Bitcoin'le analiz yapmadan önce şöyle kısa bir duyuru yapayım. Bybit'ten çok güzel bir kampanya var arkadaşlar. Sadece bizim takipçilerimize özel. Elit Türk'ün takipçilerine özel. Nedir bu? Benim aşağıdaki referans linkimle kayıt olun. Bedava neredeyse para veriyorlar arkadaşlar. Şöyle ki spot çiftinde 20 dolarlık işlem hacmine ulaşan yani 20 dolarlık alım satım yapan o işlem hacmine ulaşan her kişiye 5 bit veriyorlar. 5 bit de neredeyse 12,5 dolar gibi bir şey yapıyor. Şu an 2,5 dolar civarında olması lazım. 200 dolarlık işlem hacmine ulaşırsanız hani 200 dolar atın değil ya da 20 dolar atın değil buraya. 10 dolar bile atsanız böyle iki kere al sat yapsanız spot çiftliğinde bu işlem hacmine ulaşabiliyorsunuz. Sadece 5-10 dakikanız alır arkadaşlar. 200 dolara ulaşırsanız 5 bit daha veriyor. O da neredeyse gene 12,5 dolar. Toplamda 25 dolar gibi bir hediye yapıyor. Bunların hepsini 10-15 dakikada ulaşabilirsin. Neredeyse 300-400 TL gibi bir para yapıyor. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Hemen şuradan Bitcoin'e değinmek istiyorum. Şimdi Bitcoin tarafında tabi bugün varyant haberlerinin düşmesiyle beraber satış geldi ama çok da önemli bir desteğe dokunmuşuz. Ben hani bu satışların kontrollü bir şekilde geldiğini düşünüyorum. Yani şuradaki çizgiyi takip edin zaten. Çizgiye dokunuyor gidiyor. Çizgiye dokunuyor gidiyor. Hani şurada bir Fibo desteğine gelmiş 53.500. Belki aşağıda şöyle 52.000 de dener. Ama bunların geçici olduğunu düşünüyorum. Panik yok. Ben Bitcoin'de tekrardan 60-65 bin dolarların üzerine gideceğimizi düşünüyorum. Bendeki dip attı böyle 50-52 bin dolarların. Belki iğneleme olabilir. Belki oralara dokunabilir. Ama tekrardan dönüş sağlayıp 60-65 bin dolar üzerine bekliyorum. Ben Bitcoin tarafında takip ettiğim coinlerde işte Kip vardı. Kip'ten 2-3 kere kar aldık. Ama bakın çok güçlü duruyor. 0.6950'den almıştık. Hani Bitcoin düşüyor çıkıyor. Bir türlü bu rakamın altına da inmedi.
Bir ara 1,20 dolara gitti. Orada güzel kar aldık. Geçenlerde paylaştım. İşte 85 centleri görmüş. Yükseliş devam edecektir. 0,69-50 maliyetimiz var. 1 dolar üzerine, 1 dolar 20 cent üzerine falan ben bekliyorum bu coin'de de. Şurada bir çanak görüntüsü var. Yani bu çanağı tamamlayacak. Bir de bu çanağı orta vadeli ikiye katladığını düşünürsek gerçekten güzel yerlere gelecektir. Kip tarafı CNX vardı. Hani CNX maliyetimizin altına indi. Hani bu birazcık böyle satış baskısı var ama çok önemli değil. Bunu da ben bir günde, bakın bir gecede, yani bırakın maliyeti falan, çarpı 2'ye kadar gideceğini düşünüyorum. Bir düşen trend var ve mal toplandığını düşünüyorum ben bu coin'de. Yani bu kırmızı da belki biraz daha takılabilir. Daha sonra şu direnç 10 dolar civarlarının daha sonra kırılmasıyla yeşil bölgenin ben hedef olacağını düşünüyorum CNX tarafında. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenip aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.